TV ekranlarında Bir Şiirdir Yaşama programında sizlerleyiz. Söyle bunları hayatım ve bunca gözyaşı yeter. Ben Cihan İmparatoru, Cihan Sultanı Abdülhamit Han. Yine bir ateş parçasıyla başladık hayata. Hani saniyeler bazen hızlı geçmez ya, yavaş yavaş adımlarla yürür bazen saniyeler. Bugün yine aynısı oldu. Bugün yine iki şehidimiz var. Bugün sizlerin karşısına aşktan bahsetmek isterdik, özlemden bahsetmek isterdik. Hani giden sevgililer vardır ya, onlardan bahsetmek isterdik belki de. Bugün sizin için vatan diyeceğiz. Bayrak diyeceğiz. Bir an aklımıza geldi değil mi? Ne çabuk unutuyoruz. Çok çabuk unutuyoruz işte. Sadece şehit verdiğimiz zaman bazen hatırlıyoruz vatanı. Onun haricinde dünya, günlük, güneşlik. Şu bastığımız topraklar vardır ya. Hani Mehmet Akif şiirinde bastığın toprakları toprak diyerek geçme. Tanı, altında binlerce kefensiz yatanı. Tanıyor muyuz? Şimdi bazen kendimizi sorgulamamız lazım. Biz ne için yaşıyoruz? Neler için yaşamalıyız? Yani hayat sadece aşktan, meşkten, ayrılıktan, özlemden öte değilmiş değil mi? Bazen düşünmek gerekiyormuş. Biz nasıl bugünlere geldik? Biz bugünlere neler vererek geldik? Aşık olmak, sevmek çok basit. Çok güzeldir. Ama şimdi düşünün bakalım, şehidimiz var. Çoluğu çocuğu var, eşi var. Bir gün bir fotoğraf hatırlıyorum. Şehidimizi cenaze arabasına koymuşlar. Ve eşi dayanamamış, yanına yatmış, tabutunun yanına. Bir diğeri, hani bugünlerde sevgilileriyle, arkadaşlarıyla, annesiyle, babasıyla hani selfie denen bir şey çıktı ya, öz çekim denen bir şey var ya, bir şehit eşi mezarın başında çekmişti fotoğrafı. Bugün saçlarımı düzleştirdim. Sen çok severdin saçlarımın düzgün olmasını. Ben bugün buraya saçlarımı düzleştirip geldim. Biliyorum sen beni görüyorsun ve ben seni hala çok seviyorum yazmıştı. Yani kısacası efendim, bastığımız yere biraz dikkat edelim. Söylediklerimizi biraz düşünerek söyleyelim. Bir şeyleri yaşarken biraz dikkat edelim. Ne için yaşadığımızı bilelim. Gelin şimdi Dilaver Cebeci'den bir şiir okuyalım. Biraz vatan diyelim. Hani aşk denen bir şey var ya şu anda modern toplumda. Onun dışına çıkalım. Gerçek aşkı, vatan aşkını bu şiirde görelim. Dilaver Cebeci'den Başboğa Mektup diyelim. Sana bu mektubu bir gece yarısından yazıyorum. Azatlığın zirvesinde sohbete dalmış yıldızlar. Zühre bir aşkı tutturmuş Babil'den kalan. Zavallı dünya habersiz, zavallı dünya sağır. Bir Harut'la Marut, bir de ben dinliyorum. Derken kayıp gidiyor yıldızlardan birisi. Bir intikam fişeği gibi saplanıyor karanlığın karnına. Senin namına yıldızları kıskanıyorum. Kim bilir? Kaç ışık yılı uzakta. Öfkeyle kollarını çeviriyor yalancı fecir. İmanım gibi biliyorum. Vakit asılmak vaktidir. Ve Taksim gazinolarında Trahomlu şairler mısra arıyorlar masaların altında. Kanını içiyorlar bilmeden cennet atlarının. Ben yurdumun en sert tütününden bir sigara sarıyorum. Dumanını ciğerlerime değil, iliklerime çekiyorum.
Ne kadar ürkek ceylan varsa Asya çöllerinde, Domaniç yaylasında ne kadar dizginsiz at, başlıyorlar koşmaya kılcal damarlarımda. Sıcak solukları yalarken alnımı, toynaklarını hissediyorum al yuvarlarımda. Sana bu mektubu evimin balkonundan yazıyorum. Sağ elimi koyuyorum tam yüreğimin üstüne. Çankaya yokuşunda söylediğimiz marşı duyuyorum. Ulu kayalar parçalanıyor beynimin bir yerinde. Bir yerinde demirden dağlar eriyor. Atlas yelkenli gemileri unutmuş birkaç levent. Viski kokulu bulvarlarda yavaş yavaş ölüyor. İstediğin o seccadeyi hemen gönderiyorum. Üstünde Kabe resmi ve anamın duaları var. Ve bildiğin sebeplerden ben gelemiyorum. Yine biliyorsun ki sevemedim ülküden başkasını. Başı dumanlı dağları, dolunayı, ufukları, bir de Çankaya yokuşunda rüzgara tutulmuş saçlarını. Önce Allah, sonra kendim şahit. Sevgimi 3000 yıl sonra doğacak torunuma yolluyorum. Trohomlu şairler doğruluyor masaların altından. Elleri fahişelerin karanlık saçlarında, benim kalemimden kan değil, süt damlıyor. Geceler boyu böyle geleceği emziriyorum. Kahrolayım, kahrolayım, sevemedim ülküden başkasını. Bir de seni çok seviyorum. Bir de seni çok seviyorum. Evet efendim, bu aslında bir aşk şiiri değildi. Anlayarak dinleyenler ne şiir olduğunu, nasıl bir şiir olduğunu iyi bileceklerdir. Dilaver Cebeci, Allah mekanını cennet etsin. Evet, bugün bir konuğum var. Çağrı Bal, gazeteci, yazar. Hoş geldin demek istiyorum öncelikle. Dediğim gibi bugün şiir, aşktan, meşkten bahsetmek isterdik. Sabah da öyle anlaşmıştık, öyle konuşmuştuk. Dedik bugün yine Dilaver Cebeci'den bir aşk şiir okuyalım. Hüseyin Nihalatsız'dan yine bir aşk şiir okuyalım. Necip Fazıl'dan. Ümit Yaşar Oğuzcan'dan güzel şiirler, böyle dinleyenlerin gönlüne dokulacak şiirler okuyalım dedik ama şehidimiz var. Bize yakışır mıydı okumak? Yakışmazdı. Yakışmazdı. Öncelikle Çağrı Bal kimdir? Onu dinleyelim senden. Tanıtmadan önce bugün iki tane şehidimiz var. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır diliyorum. Çağrı Bal Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisidir. Maliye mezunudur. Şu anda da Raylı Sistemler bölümünde öğrenim hayatına devam etmektedir. Şu anda gazetecilik yapıyorum. Yeni başladığım bir iş diyelim. Bunun haricinde yazarlık hayatına da yeni girdim. İnşallah ayın 22'sinde de bir kitabım çıkacak. Kitap konusunda da bugün zaten bahsetmiştik. Yayın içerisinde aşk şiirlerinden bahsedecektik. Gönül isterdi ki bugün aşktan bahsedelim. Ama ne yazık ki bugün iki tane şehit verdik. Çağrı Bal böyle birisidir. Evet, hoş geldin, sefalar hoş getirdin bulduk diyorum. Çağrı'yı daha öncelerden tanıdığım bir arkadaşım, bir kardeşim. Yine unutmadan efendim şunları söyleyelim. Bugün eğer bizlere ulaşmak isterseniz şu anda televizyonunuzun alt kısmında yazan numaralardan bizlere mesaj atarak, arayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca SMS numaralarımız geçiyor. Oradan da mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Facebook adreslerimiz var. Bir Şiddet Yaşamak 4 Eylül TV'de. Oraya görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Ya velhasıl kelam, her türlü bize ulaşabilirsiniz. Biz burada sizi dinlemek istiyoruz. Bu programı sadece biz yapmıyoruz. Sizlerle beraber yapıyoruz aslında. Siz dinlerken inanın biz de buradan hissediyoruz. Çünkü evet, bugün iki tane şehidimiz var. Sadece biraz önce de söyledim. Şehit verdiğimiz zaman vatan milleti hatırlayan insanlar var. O yüzden biraz kendimize gelmeliyiz diye düşünüyorum. Senden o zaman ilk şiirini alalım mı? Olur. Güzel bir şiir alalım senden. Hangi şiir okuyalım? Niyazi Mısri'nin Uyan Gözün Aç şiiriyle başlayalım. Uyan Gözün Aç. Aynen. Bakalım neler demiş. Üstüne birazcık konuşalım.
Uyan, gözün aç, durma, yalvar güzel Allah'a. Yolundan izin ayırma, yalvar güzel Allah'a. Her geceyi kaim ol, her gündüzü saim ol. Hem zikriyle daim ol, yalvar güzel Allah'a. Bir gün bu gözün görmez, hem kulağın işitmez. Bu fırsat ele girmez, yalvar güzel Allah'a. Aslığı ganimet bil, her sayeti nimet bil. Gizlice ibadet kıl, yalvar güzel Allah'a. Ömrünü hiçe sayma, kendini oda yakma. Her şamı seher yatma, yalvar güzel Allah'a. Ey nice yatursun, dur, olma bu safadan dur. Bahr-ı keremi boldur, yalvar güzel Allah'a. Her vakti seherde bir lütfü gelir Allah'ın. Ol vakt uyanır kalbin, yalvar güzel Allah'a. Allah'ın adın yad et, can ile dili şad et. Bülbül gibi feryat et, yalvar güzel Allah'a. Gel imdi niyazıyla Allah'a niyaz eyle. Hacatı dıraz eyle, yalvar güzel Allah'a. Bu film ilk bu şiir ilk olarak sanırım Kafes filminden biliyoruz değil mi? Niyazi Misri'yi. Kafes filminden hatırladığımız bir şiir. İşte bazı şiirler var ki işte bazı daha doğrusu bazı filmler var ki bize güzel şeyler anımsatıyor. İkincisi çekilecek inşallah. İnşallah. Biz de gidip izleyeceğiz. İzlemeden olmaz. Tabii vatan millet dedik. Bazı insanlar var ki hayatını bu yola bahşetmiştir. Kim sevdadan yana bir söz söylese, hatta ben buraya not almıştım. Hani aşkla alaka, vatanla alaka derler ya bazıları. Eğer bulursam söylerim, evet. Şöyle bir cümle vardır. Bizim hikayelerimiz ya sevdadan yanadır ya vatandan yana. Kim sevda diye söz, kim sevda diye söze başlasa yine vatanı anlatır. Kim vatandan söz açsa yine sevdaya kapılır. Aynen öyle. İşte böyle insanlar olduğu sürece işte bu yüzden vatan ayakta duruyor. Sadece cephede savaşan askerlerimiz değil, bize bu vatanı koruyanlar. Emin olun şehirde cümleleriyle savaşan insanlar da var. Sözleriyle savaşan insanlar da var. Siyaset yaparak belki savaşan insanlar var. Ama vatan savunmak sadece bir kesimin işi değil. Ocusu bucusu değil. Konu vatansa hepimiz birlikte olmalıyız. Senin vatan şiirlerin de vardı biliyorum. Aynen öyle. Tabii Sivas'ımıza bugün bu sene içerisinde 6. şehidimiz sanırım. 6. şehidimiz. Tabii yiğitler diyarına kurban olmak yakışır. Biz yine kurbanlar vereceğiz. Ama bu vatanı asla böldürmeyeceğiz. İnşallah. Ben çok konuşuyorum. Bazen bana sitem ediyorlar neden bu kadar çok konuşuyorsun diye. Biraz da senden dinlemek isterim. Vatan konusunda zaten gereken her şeyi söylediğine inanıyorum. Onun haricinde ben vatansever kesimi şöyle nitelendiriyorum. Bu kesinlikle yanlış da anlaşılmasın. Vatanı kesen, seven kesim bir sandalyenin dört ayağından bir tanesi olarak görüyorum. O ayak olmadığı sürece o sandalyenin hiçbir önemi kalmıyor. Vatanı kesen, seven kesim, ayakta tutan kesim zaten. Onun haricinde de sosyal medya günümüzde bayağı aktif. Bu şehit haberlerini falan duyduğumuz zaman tüm vatan olarak, ülke olarak üzülüyoruz. Ama bazı kesim sadece bunu sosyal medyadan lanse ediyor. Onun haricinde de biz şiirlerimizle destek oluyoruz. Verdiğimiz şehitlere yazdığımız şiirlerle en son Ege'de şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşime bir şiir yazdım. İnşallah ayın 20'sinde şehadete erdiği günde bu şiiri seslendireceğim. Vatan hakkında böyle benim düşüncelerim. Birazdan inşallah yine o şiiri dinlemek isterim. İnşallah o şiiri de seslendireceğim. Evet, dediğim gibi sadece cephede değil, üniversitelerde, şehirlerde, meydanlarda, her yerde vatanı elbet savunanlar vardır, olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti. Bu topraklar bazen sitem ederler. Yahu atalarımız getirdi, nasıl toprağa koydu bizi. Türkiye'de sanırım Türk olmak gururuna da böyle topraklar yakışır. Çünkü biz Anadolu'ya barış türküleriyle gelmedik. Kan damlayan kılıçlarla geldik. Eğer vatan savunulacaksa
bir şeyler feda etmek varsa biz bu vatanın diyetini ödeyerek geldik. Ha bölmek isteyenlerse buyurun diyetini ödesinler, bölebiliyorlarsa bölsünler. Bölsünler. Şimdi ben bazen sinirlendiğim zaman çok fazla konuşmak istemiyorum. O yüzden şiirlerle devam edelim istiyorum. Olur. Bir şiir okuyalım. Kahramanlık için en güzel şiirlerden biri Hüseyin Nihal Atsız'ın kahramanlık şiiridir. Bakalım Atsız Ata neler demiş. Bakalım. Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir. Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir. Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından, koşar adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık içerek acı ölüm tasından, ileriye atılmak ve sonra dönmemektir. Yırtıcılar az yaşar, uzun sürmez doğanlık. Her ışığın ardında gizlidir bir karanlık. Atsız sansız olsa da en büyük kahramanlık, göz kırpmadan saldırıp bir daha dönmemektir. Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Bunun için ölüme bir atılış gerektir. Kahramanlık sonra bir daha dönmemektir. Atıldıktan sonra bir daha dönmemektir. Ağzına sağlık. Atsız Atay'ı da yad edelim. Hüseyin Nihal Atsız'ı. Allah mekanını cennet etsin. Amin. Ve bu şiir bugün Sivas'ta verdiğimiz şehidimizin sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu son şiirdi. Atsız Ata'nın bu şiiri, kahramanlık şiiri ve ayrıca bundan yıllar önce bir yarbayımızı daha şehit vermiştik. Hatta askerlerine uçak savar bataryalarım diyen bir yarbayımız vardı. Onun da seslendirdiği bir şiirdi. İnşallah mekanları cennet olur ki biz eminiz. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de de bahsediyor. Onlara ölüler demeyiniz, onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz. Evet, kahramanlık gerçekten de atılıp bir daha geri dönmemekti. Bu şiiri biraz yorumlayalım mı? Tabii ki. Kahramanlık atılıp bir daha dönmemekti. Bir yola çıkarken arkasına bakmadan giden insanlardan bahsediyoruz burada. Yani gittikleri yerde ne olacağı, ne biteceği ya da bir sabah uyandıklarında o günün gecesinin olup olmayacağını bilmeyen insanlar. Bugünkü şehidimiz Osman Yurt da sosyal medya hesabından kahramanlık şiirinin bir dizesini paylaşmış. Kendisi de bugün sabah uyandığında ne olup ne biteceğini bilmiyordu. İçindeki tek şey vatan aşkıydı, vatan sevdasıydı. Uğur'da da can verdi. Allah tekrardan mekanını cennet eylesin. Amin, amin. Kahramanlık herkese nasip olmayan bir şey. Kendileri bu mertebeye ulaştılar. Hani biraz önce şiirde diyor ya, atıldıktan sonra bir daha dönmemektir. Hani sen de dedin ya, bir yola çıkarız diye. Bazı insanlar vardır meydanlara indiği zaman, cepheden cepheye koştuğu zaman gözlerinin önüne Hazreti Hamza gelir. Ama öyle insanlar vardır ki sadece şehit olduğu zamanlar hatırlayıp meydanlara inmeyi kendilerine arsayıp öyle insanlar vardır. Hani meydanlara inerler, evet meydanlara inerler ama gözlerinin önüne ben sanmıyorum ki Hazreti Hamza gelsin. Eminim ki onların gözlerinin önüne Benjamin Franklin gelir. Aynen öyle. Bu arada bir mesajlarımıza geri dönelim. Bu tespit biraz farklı bir tespit oldu ama izleyicilerimiz ne olduğunu iyi anlamıştır. Ömer, Özgün kardeşim. Ailecek seni izliyoruz şu an. Mehmet Özgün, Münevver Özgün, Ömer Özgün. Bir selam söyle kardeşim demiş. Buradan Karabüyük'e selamlar olsun dedik. Dilek Nur Yüksel Türk,
bugün bir şiir istemişti Dilaver Cebeci'den. Fakat okuduk Dilaver Cebeci'den, başvuru mektubu okuduk. Farklı bir şiir istemişti. Fakat bunu ona gönderelim. Hani biz övünüyoruz Türk'üz diye. Her zaman şehitler için yaptığımız programlarda anlatırım. Yine bir hikayemiz var. Bosna Hersek'te geçen. Geçen programlarda anlatmıştık. Bu programlarda anlatalım. Bir fon müziği alabilir miyim sayın yönetmenim? Şöyle inceden güzel bir fon müziği. Kalemimi kırmıştı. Evet, bu olsun. Ben de şöyle ayağa kalkayım, ayakta anlatayım biraz. Tabii Üstad. Efendim, bu hikayemiz Bosna'da geçer. Hani biz Türk olarak her yerdeyiz ya, dünyanın her yerindeyiz ya. Mesela Suriye'de bir zulüm var, biz oradayız. Filistin'de bir zulüm var, Doğu Türkistan'da bir zulüm var, Myanmar'da bir zulüm vardı, Kerkük'te, Musul'da, dünyanın herhangi bir yerinde bir zulüm varsa emin olun Türk milleti her zaman onların yanındadır. Bosna'da bizim bir Türk birliğimiz var. Yardım götürürler oraya. İsimleri yazdırırlar. İşte şu mahallede, şu dairede bir yardıma muhtaç aile var. Ona yardım götürülecek. Türkerleri tamam. Hazırlayalım yardımları. Ekmeğidir, suyudur, işte şekeridir, makarnasıdır. Koyarlar, götürürler. Daha sonrasında ismi yazılmamış bir ev kalmıştır. Derler ki, şu dağın zirvesinde, şu dağın eteklerinde bir teyzemiz var. Yaşlı bir teyze. Ne çıkabilir dışarı? İşte konu komşu eğer bir şeyler götürebilirse, ev çok uzak. Onlarla geçinir. Askerler demiş ki, götürürüz tabii ki. İşte Türklüğe de bu yakışırdı. Götürürler. Araba yok. Araba olsa da zaten o yollara çıkacak. Arabada teker yok. Velhasıl kelam, sanırım bir binbaşımız, bir yarbayımız, sırtlarlar kolileri götürürler yaşlı teyzemize. Yaşlı teyzemize giderken, tabii yolda düşünürler ilaki. Kapıyı vururlar, teyzemiz çıkar. Yaşı geçmiş, yüzü karışmış yaşlılıktan, elleri belki tutmuyordur, titriyordur. Bakar şöyle, siz Türk müsünüz der. Askerlerimiz şaşırır. Teyze, nereden bildin Türk olduğumuzu? Ben sizi bekliyordum. Bir gün geleceğinizi biliyordum. Ve otururlar kapının önüne. Hani bizim çok sevdiğimiz bir türkü vardır ya. Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Onun dizelerini söylemeye başlarlar. İçinden bir dize geçer, der ki, vefalı Türk geldi, selam Türk'ün bayrağına. Evet, biz gideceğiz. Nerede bir mazlum varsa, onun yanına gideceğiz. Hani biz şuyuz buyuz demekle olmuyor o işler. Bir yerde bir zulüm varsa, orada olmasını bileceğiz. Susmayacağız. Zulmün orada yerde susmayacağız. Çünkü biz büyük bir milletiz. Biz 1453'te susmadık. Biz 1071'de susmadık. Biz 1980'lerde susmadık. Biz 28 Şubatlarda susmadık. Biz susmayacağız. Biz Şırnak'ta susmayacağız. Bu topraklar bizim diyeceğiz. Biz Cizre'de susmayacağız. Sur'da susmayacağız. Türkmen Bayırı'nda susmayacağız. O topraklar bizim atalarımızın toprakları. Kerkük'te susmayacağız. Oralar bizim topraklarımız. Ve korkmayacağız. Neyden korkalım ki? Birçok istilaya uğramış bu memleketler. Fakat hiçbirine de papuç bırakmamışız. Ordular geçip gelmiş, hiçbirine papuç bırakmamışız. 3-5 tane, deyim yerindeyse, anasının fistanını giyip de askere, polise taş atanlara karşı da susmayız zaten. Bu kadar gülünç bir duruma düşmeyiz. Eğer
Bazı şeyler var, söylemeye dilim varmıyor. Söylemek istiyorum, yayında olmuyor. En iyisi şiirlerle, muhabbetlerle devam edelim. Şöyle yerime oturayım artık. Biraz su içeyim, bir kendime geleyim, değil mi? Aynen. Fazla konuşmak da olmuyor sanırım. Fazla konuşmaktan ziyade haklı konuşmak. Haklı. Senin yaptığın gibi üstad. Bazı cümleler vardı. Doğru her yerde doğru derler, değildir derler ama doğru her zaman doğrudur. Doğru her yerde doğrudur. Çünkü zulmün olduğu yerde sessizlik olmaz. Karşı çıkmak lazım. Efendimizin dediği gibi zulüm görüyorsanız ve susuyorsanız dilsiz şeytansınız diyor. O yüzden susmayacağız. Daima konuşacağız. Evet, biraz da senden sohbet edelim. Vatan, millet dedik. Nasıl gidiyor hayat? Hayat iyi gidiyor. Yazmakla, çizmekle devam ediyor. İşte kitap hazırlıkları var, biliyorsunuz zaten. 22'sinde inşallah kitabı çıkaracağız. Onun dizgisiydi, içinin tasarımıydı. O tür şeylerle devam ediyor. Kitabın içeriğinde dediğimiz gibi aşk şiirleri var. Genel anlamda aşk şiirleri yazıyorum. Bir vatan sevdalısı olarak ama her zaman da bir şehidimizin, büyüğümüzün, bir vatan sevdalısı abimizin arkasından şiir yazmak da boynumuzun borcu. Ya şöyle bir şey olur, şöyle bir şey diyorum ben. Ya vatanı sevmeyen adam şiir yazsa ne olur, yazmasa ne olur? Ya ikisi doğru orantıda çalışıyor. Çünkü aşkı en iyi biz biliriz. Vatan sevmeyi bildiğimiz gibi aşık olmayı da biliriz. Biz sevdiğimizi, saydığımızı bayrak gibi koruruz. Başımızın üstünde tutarız. Bu Türk milletine has bir özelliktir. Şöyle söyleyeyim, hani büyüklerimiz eşlerine bağırırken hanım derler ya, hanım, hatun. Ve şöyle bir durum vardır ki, Türklerde hanlık mevkisi, hanlık ismi en üst mertebedeki isim anlamına gelir. Yani böyle insanlar var. Biz Türkler eşlerimizi, sevdiklerimizi başımızın üstünde tutuyoruz. O yüzden Türk olmanın gurur ve şerefini iyi bilmemiz lazım. Aynen öyle. Müslüman olmanın gurur ve şerefini iyi bilmemiz lazım. İslamiyet'e girmeden önce kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerken bizim öyle güzel bir peygamberimiz, öyle yüce bir peygamberimiz var ki kız çocuğunu omzuna alıp gezdiren bir peygamberimiz var. Telefon bağlantımız mı var? Anlamadım. Telefon bağlantımız varmış. Alo. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok beğenerek seni izliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Allah razı olsun efendim. Sağ olun. Özür, bir yayın yapıyorsunuz. Gerçekten tarafsız. Öncelikle şehitlerimize Allah rahmet eylesin diyorum. Amin. Kederli ayrılığını başsağlığı diliyorum. Amin. Yapacak hiçbir şey yok. İşte görüyorsun, dört tane çavuşçuya memleketimiz inşallah teslim etmeyeceğiz. Vermeyiz efendim. Onda hiçbir... Vermeyiz. İnşallah alperenler geliyor yani çok yakında. Eyvallah. Eyvallah. Evet. İyisiniz inşallah. Çok şükür efendim. Tabii hüzünlü başladık güne. Evet. Akşama hüzünlü girdik. Ama evet, biz her zaman şehit verdik. Aynen öyle. Vermeye devam edeceğiz mi? Evet, şehitlerimizi vereceğiz. Ama bu vatanı asla böldürtmeyeceğiz. Ve şunu da söylüyorum. Açık yürekli söylüyorum. Allah şehadeti bize de nasip etsin. İnşallah şehadeti bize de nasip eder Allah. O i̇nşallah, güzel mertebeyi inşallah. Bana da gerçek samimi söylüyorum. Bana da 50 yaş hemen gitmek istiyorum. Eyvallah. Bu memleket bizimdir. Eyvallah. Bu memleket için ölmeye hazırız. Yani gerçek dedelerimiz... Çanakkale'de, efendim, Ardahan'da, bilmem nerede, hepsi şehit oldu. Biz her zaman Bayır Bucak'ta, bilmem şeyde, her tarafta, yani inan olanları izliyoruz. O inan şu anda yani ağlıyorum, inan ki yani gözlerim doluyor. Eyvallah. Mahmut Bey, yani konuşacak çok şey var da konuşulmuyor. Allah büyüktür efendim. Evet. Allah büyüktür. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim aradığınız için, var olasınız. Evet. Hayırlı akşamlar. Bu arada bir mesajımız gelmiş, ona da bakalım. Hayırlı akşamlar, programınızı severek takip ediyoruz. Buradan Çağrıval kardeşimize şiir hayatında başarılar diliyoruz. Mehmet Karacaoğlu, İbrahim Yıldız'a selam gönderirseniz sevinirim demiş. Aleyna buradan da selam. Selam olsun İbrahim Yıldız'a. Tabii
İzleyicimiz dedi ya, birkaç tane çaputçuya. Ya şimdi şöyle bir durum var. Çanakkale Savaşı'nda. Çanakkale Savaşı'nda bir mevki var. Biz o mevkiyi kaptırmamak için 35 bin tane şehit vermişiz. Yüz binlerce şehit vermişiz. Vatanı böldürmemek için. Yani işte Fransa'ya karşı savaşmışız. Atıyorum bilmem nereye karşı savaşmışız. Ya 3 tane, 5 tane çapulcuya da kaptırmayız. Hani onlar da akıllarını başına alsınlar. Şimdi amiyane bir tabirle barış pıtırcıkları diyelim. Akıllarını başlarına alsınlar. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Böldürmeyeceğiz, böldürmeyeceğiz. Bölemezsiniz. Ha bölmek mi istiyorsunuz? Ha buralar bizim, biz buralara sahip çıkarız mı diyorsunuz? Biz bu toprakları alırken diyetini ödeyip gelmişiz. Buyurun diyetini ödeyebiliyorsanız ödeyin. Buyurun alın dedikten sonra senden bir şey edin diyelim. Tabii ki. Çünkü biraz daha Türk'ün ayranı kabarırsa ne söyleyeceğini bilmez. Ben senden bir şey dinleyeyim. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na yazdığımız şiiri okuyalım. Selam ve dua ile yılları heba olan genç. Sen hiç ölmedin. Kahramanlar ölmez, biliriz. Vatan sana minnettardır reis. Kutlu yolda son şehitsin. Kevser'in kıyısında ağabeylerindesin. Sen ölmemek için ölenlerdensin. Kalplere tövbe, zalime destur çektirenlerdensin. Kürşat yürekli koç yiğitlerdensin. İstanbul'u dize getiren Fatih'in soyundan sen Tanrı Dağı'nda yıllardır söylenen Türk'ümüzsün reis. Şehadetin yazılan koca bir destan. Anaların dillerinde ağıt, babaların dillerinde öğüt. Ülkücülerin dilinde intikam marşları oldu reis. Uçmaklarda gözün arkada kalmasın. Seni vuran kahpe dölleri rahat uyumasın. Cehennemin almayacağı bedenleri var. Soyu soysuz, kanı bozuk onlar. Piç kelimesini utandıran yüzleri, katil damgasına az gelen eşkalleri var. Senin söylediğin gibi 20 kişide, 30 kişide kalsak mücadelemizden koparamazlar bizleri. Allah var, gam yok. Arkandan intikam yeminleri eden yol arkadaşların var. Eyvallah. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun vefat ettiği gün, şehit edildiği gün yine bir acımız vardı bizim. Fidan Yazıcıoğlu'nu o günlerde rahmetli olmuştu. İki acımız oldu. Katlandı gitgide. Allah mekanlarını cennet etsin. Amin. Yani biraz önce de dedim ya, hani biz sadece cephelerde savaşmıyoruz. Ya savaş demek istemiyorum aslında bu duruma. Çünkü savaş iki devlet arasında yapılan bir durumdur. Bunun adı savaş değil. Ortada bir devlet yok çünkü. Ortada bir devlet yok. Evet, bir mesajımız gelmiş. Çok çok uzun bir mesajımız gelmiş. Eğer programı sonuna kadar yetiştirebilirsem öyle okurum. 3 sayfalık bir mesaj diyeyim ben. Yavuz Selim Eser'den bir mesaj gelmiş. Eğer kısaltıp yollarsa içindeki cümleleri öyle okuyabiliriz. Çünkü bayağı bir uzun mesaj. Benim kahramanım diye bir mesaj yollamış. Onu biraz kısaltıp yollarsanız efendim çok seviniriz. Bir İzleyicimiz şöyle bir şey yazmış, bir şiir yazmış. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte, ölsek de sevinin eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet bizimdir, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Bu arada reklama kaç dakikamız var? Ona göre bir şiirle muhabbetle şey yapalım, 10 dakikamız varmış. Daha zamanımız yok. Bugün yurt dışından bir mektubumuz geldi, bir mesajımız geldi. İstersen ben şimdi onu okuyayım. Ardından tabii yine hani biz bunları konuşuyoruz ama siz kimsiniz derlerse bizi kim olduğumuzu biraz sonraki konuşmamızda dinleyebilirsiniz diyelim. O zaman bir yurt dışından gelen mektubumuza bakalım, şiirimize bakalım neler söylemişler. Tabii ki Üstad. Biraz karışık çıktı.
Türkü der ya, şu dağlar kömürdendir. Giden gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir. O pençeler yine Sivas'ımın bağrına saplandı. Yürek kan revan. Bir gider, bin gelir elbet. Giden Hakk'a yürür elbet. Lakin yürek yine de kanar. Ciğer yine de yanar. Sivas'ımın anaları der, ciğeri yanmayan bilmez. Ciğerim yandı ve ben kokusunu duydum. Ciğerimin kokusu geldi burnuma ve ben kül oldum. Sığınır tevekkel olan Sivas'ım Rabbe. Uğurlarken al bayrağı sarılı evladı. Benzetirler Ergenalı, kaftanı giymiş, bıyığı henüz terlememiş bir güveye onu melekler. Kardeş kuşağı belinde, başında alı, taze gelin gibi süzülür çıkarken bab evinde. Sela verirler gaze düğününde, çağırır gibi tüm ahali. Ve bir gün düğün alayı çıkar yola. Her düğünde olduğu gibi çıkarırlar onu Sivas'ımın manevi kalbine. Görmezler ama bilirler onu. Abdülvahabi gazilerin, Beyazıtların, tüm ahalinin kapıla karşıladığını. Asırlar sonra kavuşmuş gibi. Onların da gözü yaşlı. Bilirler yaraları taze. Korkarlar onu incitmeye. Ve diğerlere emanet ederken onu vatan toprağına, gelini erine emanet eder gibi o miraca Habibullah'la çıkan bir Burak olur. Varır ruhu uçma. Yükselirken beşer gibi görülmeyen diyarlara, bir defa dönüp bakar ardında kalanlara. Ve tebessüm eder. Ben gittim ama korkmayın ardında 3 tane evlat bıraktım der gibi. Evet, bu mektubumuz yurt dışından geldi. Bir telefon bağlantımız varmış, onu alalım. Ardından tekrar konuşalım. Kimden geldi bu mektup, kimden gelmedi diye. Alo. Evet, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizlere de hayırlı programlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Türkiye'mizin üzerindeki oynanan oyunlara gerçekten çok güzel izah ettiniz. Sizlere bu konuda kutluyorum. Sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ve son aylarda Türkiye'nin birlik beraberliği çok ihtiyacı var. Ve bunun adın için bir şiir yazmıştım. Sizlere paylaşmak buyurun, istiyorum. Buyurun efendim. Bütün şehitlerimizin anısına. Tabii, buyurun efendim. Kederli ailelerin başsağlığı diliyorum. Eyvallah. Anadolu'm, Edirne'den Kars'a, Afyon'dan Maraş'a, hep beraber yaşa. Haydi Anadolu, haydi Anadolu. Bu kardeşlik yolu, gelsin kavganın sonu. Şehitler, gaziler yurdu, analar böyle diyordu. Haydi Anadolu, haydi Anadolu. Ege'si Marmara'sı, denizleri karası, Anadolu burası. Haydi Anadolu, haydi Anadolu. Eyvallah. Bu yol kardeşlik yolu, gelsin kavganın sonu. Şehitler, gaziler yurdu, analar hep diyordu. Haydi Anadolu, haydi Anadolu. Eyvallah efendim, çok teşekür ederiz. Sağ olun, yüreğinize sağlık. Tabii tabii, buyurun buyurun. Ankara'dır merkezi, Türk, Kürt ve Çerkezi. Emanet vatan bizi. Haydi Anadolu, haydi Anadolu. Bu yol kardeşlik yolu, gelsin kavganın sonu. Şehitler, gaziler yurdu, analar hep
hep diyordu. Haydi Anadolu, haydi Anadolu, haydi Anadolu. Bu Anadolu Türkse bütün 80 milyon Türk vatandaşımıza, Türk milletine kutluyorum. Birlik beraberlik zamanı, hepsini sevgi saygıyla kucaklıyorum. Sizler hayır programına diliyorum. Eyvallah, çok teşekkür ederiz efendim. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Tabii biz Anadolu'yuz. Biz mayası tutmuş topraklarız. Çünkü bize emanet edilen topraklar gerçekten çok değerli topraklar. O yüzden belki oynanan oyunlar bu yüzdendir. Ama bu oyunları elbette Türk milleti bozacaktır. Her zamanki bozduğu gibi. İnşallah. Kimse korkmasın, çekinmesin. Elbette şehitler vereceğiz. İnşallah Allah bize de şehadeti nasip eder. Amin. Evlatlarımıza da şehadeti nasip eder. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Çünkü şehitlik mertebesi çok yüksek bir mertebe. Hani nasıl anlatsak da onu bilemeyiz, anlatamayız, söyleyemeyiz. O yüzden Rabbim şehitlerimize rahmet etsin, mekanlarını cennete âlâ eylesin. Birazdan reklama gideceğiz ama reklama gitmeden biz kimdik diyorduk ya. Bakalım biz kimmişiz? Yüreğimde bir şeyler var, onları söyleyelim. Sayın Serkan, yönetmenim, Serkan müdürüm. Ufak böyle, biraz önceki fon müziği değil de biraz daha sakin bir fon müziği. Sen öyle coşkulu fon müziklerini verince ben daha da heyecanlanıyorum. Evet, bu güzel. Efendim, şimdi siz kimsiniz derlerse... Efendim biz... Hatta şöyle ayağa kalkabilir miyim sayın yönetmenim? Ardından reklama gidelim. Efendim siz kimsiniz derseniz... Biz... Okular... Hazreti Peygamber'e atıldığı zaman... Önüne geçip... Okları üzerine alan Musab bin Umeyr'iz. Biz... İslam'ı yaymak için, Türklüğümüzü uzak diyarlara götürmek için, gemileri yakan, Endülüs'te gemileri yakan bir daha dönmeyi düşünmeyen Tarık bin Ziyad'ız. Biz, Peygamber Efendimiz'in bir sözü üzerine, İstanbul'u fetheden asker ne güzel asker, İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan sözü üzerine, İstanbul'u fetheden Fatih'iz. Biz Malazgirt'te Alparslan'ız. Biz Çanakkale'de Kınalı Ali'yiz. Birazdan hikayesini anlatacağım. Biz Yarbay Hasan Bey'iz. Biz bu vatan için binlerce askeri veren, biz bu vatanın kurtulmasına vesile olan şehitleriz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'üz. Ve biz bu vatan için, bu din için 36 saat, efendim burayı dikkat edin, 36 saat boyunca midesine bir lokma ekmek girmeyen ve şehit edildiğinde cebinde sadece 35 kuruşu bulunan Yusuf İmamoğlu'yuz. Dünyanın bütün zenginlikleri sizin olsa, bütün dünyaya sahip olsanız, emin olun ki Yusuf İmamoğlu'nun cebinden çıkan 35 kuruşun kadar helal değildir. Şimdi reklam arasına gidelim, ardından devam edelim. 4 Eylül TV ekranlarında bir şiir dileşme programında sizlerleyiz. Söyle bunları hayatım. Ve bunca gözyaşı yeter. Ben Cihan İmparatoru, Cihan Sultanı Abdülhamit Han. Kendi makamlarını, mevkilerini bırakıp da cepheye gitmeyecek insanlar var. Bir güzel insan, Yarbay Hasan Bey dedik ya. Şehadete ulaşmıştır. Ve şehadetin en güzel olmuştur belki de. Peygamber Efendimiz gelmiştir. Neden zahmet ettiniz ya Resulallah diyerek ruhunu teslim etmiştir Yarbay Hasan Bey. Ne güzel bir ölümdür değil mi? İnanmışlıktır. Nasıl bir inanmışlıktır bu? Biraz daha gerilere gidelim isterseniz. Zülbicade. Bilir misiniz bu ismi?
yalın ayak demek. Bir çul sahibi demek, Zülbicadeyn. İslamiyet yeni yeni yayılırken kabilesinde bir çocuktur, babası yok, Zülbicadeyn. Resulullah'a inanmıştır o. Kabilesinde ben Resulullah'a inandım dediklerinde Zülbicadeyn'i döverler. Üzerindeki elbiseleri yırtarlar. Fakat inanmışlık dedim ya. Zülbicadeyn ayaklarında ayakkabı olmadan çıkar gider. Efendimiz mescidinde oturuyordur. Zülbicadeyn girer içeri. Buyur ya Zülbicadeyn, iki çul sahibi buyur der, oturur. Ve bir gün, bir gece yarısı kandiller yanmaya başlar. 3-4 tane kandil yanar. Omuzlarda bir tabut var. Sahabiler uzaktan bakar, 4 kişi. Bu kim? Kimin tabutu bu? Gecenin bir vakti. Kim bu? Tabuta bakarlar, altında Hazreti Ömer var. Hazreti Ali var. Hazreti Osman var. Ve bir bakarlar ki Hazreti Muhammed Mustafa var. Ve taşıdıkları Zülbicadeyn'dir. Ne güzel bir cenaze değil mi? Biraz önce inanmışlık dedim ya. İşte inanmışlık, işte davasına sadakat. Peygamber Efendimiz omuzunda taşıyor Zülbicadeyn'i. Ve sahabiler şunu söylerler. Keşke ben ölseydim de benim cenazemi de Hazreti Muhammed kaldırsaydı. İnanmışlık işte bunu gerektirir. Dava adamlığı bunu gerektirir. O gün Zülbicadeyn'i Efendimiz omuzlarında kabre koyarken 1900'lü yıllara geldiğimiz zaman Çanakkale'de Yarbay Hasan Bey'i Efendimiz karşılar. Ve işte inanmış adam ve işte dava insanı bu din için, bu millet için, Türk milleti için savaşmış bir insan Yarbay Hasan Bey. İnşallah onlara layık bir millet olmak duasıyla İnşallah onlar gibi oluruz. Rabbim şehadet hepimize nasip eder inşallah. Bir köpek kadar vefalı olmayan insanlara da inşallah Rabbim ıslah eder. İnşallah Rabbim onları da ıslah eder. Bu vatan kolay kazanılmadı. Bugün biz bu topraklarda rahatlıkla yaşayabiliyorsak dönüp bir geçmişimize bakmak gerekiyor. Toprağın altında kimler var, kimler yok bir düşünmek gerekiyor. Tamam, aşık olabiliriz, aşk güzel bir duygu. Sevdalanabiliriz, güzel bir duygu. Hüzünlenebiliriz, çoğu zaman ayrılmışızdır belki bir sevdiğimizden. Ama şunu iyi bilin, vatan olmazsa hiçbiri olmaz. Şimdi Suriye'de iç savaş var, karışıklık var. Hastaneye gelen bir Suriyeli'ye baktıklarında kimliğinde yazıyor, vatansız yazıyor, vatansız. Bu duruma düşmemek için vatanımıza sahip çıkacağız. Mazlumların yanında olacağız. Sesimiz kısılana kadar bağıracağız. Bu vatan bizim diyeceğiz. Bu vatan bizim. Biraz da sözü sana bırakayım değil mi? Nasıl yine çok misin? Konuştuk. Tabii insan doğunca bir şeyler söylemek geliyor içinden. Söylemeyince olmuyor. Çünkü gerçekten kolay kazanılmak. Kazanmadık bu vatanı. O yüzden içimiz doluyor. Bir atasözüdür. Der ki atasözümüz, şehit vermekten daha çok üzücü bir durum varsa şehit vermeye alıştırılmış bir toplumdur. Atasözüdür, dikkat edin buna. Evet, biraz da sen konuş artık, yeter değil mi? Çok güzel şeylerden bahsettin yine. Vatan kolay kazanılmıyor. Senin de programın ilk kısmında bahsettiğin gibi. Gelibolu'da biz büyüklerimizin tabiriyle yedi düvele karşı savaştık. Yanlış hatırlamıyorsam 35 kilometrelik bir toprak parçasında yedi milletle savaştık. Orayı vermemek için ne yaptıysak bugün de aynısını yapıyoruz. O günkü şartlarla bugünkü şartlar elbet bir değil. O zaman karşımızda devlet saydığımız, devlet bildiğimiz
taraflar vardı. Bugün bizi zora sokan, zaten zora düşüren de ve bilakis üzen de karşımızda olan grubun herhangi bir devlet ya da bir tabire koyamamamız karşımızdakileri. O yüzden tekrar söylüyorum, Cizre'de, Sur'da mücadele eden polisimize, askerimize Allah yar ve yardımcı olsun. Amin. İşleri gerçekten çok zor. Sivas'ta da dediğin gibi 6. şehidimizi verdik bu yakın dönemde. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yarın yine şehit cenazemiz var. Yine cenazede safımızda yerimizi alacağız. Dualarımızı edeceğiz. Bize yakışan bir şekilde şehidimizi edebi yolculuğuna evet. uğurlayacağız. İnşallah. Bu arada bir telefon bağlantımız varmış. Onu alalım. Alo. Alo. Efendim hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Ve sizlerden onur duyuyorum. Allah razı olsun efendim. Ve sizleri görünce gerçekten Sivaslıyım diyorum. Sağ olun. Ben de evet 6 yıldır yaramız iyi olmadı ama bu şehitlerimizi duyunca tekrar tazeleniyor. Tabii bizlerden Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. Geride kalanlarına Mevla sabırlar ihsan eylesin. Demin sizin o konuşmalarınızla beraber de gerçekten duygulandım. Ve 4 Eylül TV'nin de Sivaslı olarak onur duyuyorum. Çünkü ben maneviyatı mukaddesatı seven bir insanım. Şu siyah kordaleyi gördüğüm vakit Allah sizlerden razı olsun. Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ve İstanbul'da oturuyorum. Ama bazen çok üzülüyorum. Siz gibi güzel insanların ve değerli kardeşlerimin bu tutumları gerçekten beni alıp bir yere götürüyor ve sizlerle iftar duyuyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Duygularınız için, sözleriniz için onur duyduk, gurur duyduk. Teşekkür ederim. Ben de rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yolu arkadaşıyım. Onlara da tekrar anmışken rahmet diliyorum. Amin. Ve tabii onun gibi o güzel Sivaslılarla sizleri de tekrar selamlayarak Allah'a emanet ediyorum. Ve Allah yolunuzu daim etsin. Allah Amin. Yolunuzu açık etsin. Çok teşekkür ederim. Her zaman sizleri unutmayacağım. Eyvallah. Ve elbet ki güzelliklerini anacağım. Allah razı olsun diyorum. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Hayır. Tabii izleyicilerimizin böyle duyguları bizleri de onurlandırıyor, şevkimizi artırıyor. Allah var etsin inşallah. Amin. Evet, gerçekten çok üzücü bir durum. Ama ben şuna kesinlikle karşıyım. Sosyal medyada görüyorum. Efendim, profil resimlerinizi siyah Türk bayrağı yapıyorsunuz. Buna bazen denk geliyorum. Yapmayın efendim. Bizim kırmızı al bayrağımız, şehitlerimizin kanıyla sulanmış bayrağımızı lütfen siyaha boyamayın. O kırmızı şehitlerimizin kanıyla güzel. Onu her zaman hatırlayacağız. O al bayrağımızı gördükçe diyeceğiz ki bu vatan için biz binlerce şehit verdik, yüz binlerce şehit verdik ve yine şehit veririz fakat böldürmeyiz, fakat sahip çıkarız. Siyaha lütfen boyamayın bayraklarımızı. Profil resimlerinizi lütfen siyah yapmayın. Siyah Türk bayrağı yapmayın. O al bayrağımızla güzel. Lütfen buna dikkat edelim. Gelen mesajlara dönmek istiyorum. İzleyicilerimizden gerçekten çok yoğun mesajlarımız var. Yusuf Özdemir. Bugün biraz geç açabildim. Ulaş'tan hayırlı akşamlar. Vatan uğruna canını feda eden şehitlerimiz için Arif Nihat Asya'dan bir bayrak rüzgar bekliyor. Şehitler Tepesi boş değil. Şimdi okur musunuz? Demiş. Birazdan inşallah. Zamanımız yeterse bir telefon bağlantımız varmış bu arada. Onu da alalım. Alo. 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 Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Şimdi ben bu Çanakkale şehitleri için sizle bir görüşmek isterdim. Aslında şöyle de bir şey söyleyeyim. Benim hiç bilmediğim yer Sivas. Evet. Annem tarafı Sivaslı. Sivas'ın Divriği kazası diye bir yerde Ali Dede diye bir yatır varmış. Evet. O yatırın bizler yiyenler oluyoruz. Ama gidip de hiç ziyaret etmedik. Hı hı. Biz Çanakkale şehitleri için amcamız Dervişoğulları'nda Yusufoğlu Ali
İnternetten cenazesini çıkarttık. Ben bunun madalyasına müracaat ettim. Şehit madalyası için. 2 seneden beri de uğraşıyorum. Devlet vermemeye çalışıyor. Ben almaya çalışıyorum. Sonradan Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinden askerliğe göndermişler. 5 sene savaşmış, şehit olmuş. Bu madalyayı vermemek için devlet beni oyalıyor. Ben gerekli yerlere müracaat ettim. Hatta Çanakkale Kalbe Gömü Değerler diye bir Hüseyin Maltepe diye bir yazarımızla da görüştüm. Onlar da bana dedi ki, dokümanları buldun, dokümanları getir, şehidimizin madalyasına müracaat edelim dediler. Bu hususta da bir bana bir tavsiyeniz olur. Efendim onu hiç bilmiyoruz fakat rejideki arkadaşlara numaranızı bırakırsanız eğer bir bilgimiz olursa, eğer bir duyumumuz olursa sizlere geri dönüş sağlayacağız. Böyle bir yardımımız olabilir ancak. İşte tabii. Oldu, sağ olun. Teşekkür çok teşekkür ederiz efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet tabii şehidin madalyasını alamamak üzücü bir durum. Ama dediğim gibi bir duyumumuz olursa, bir bilgimiz, bilgi alacağımız bir merci olursa izleyicimize geri dönüş sağlayacaklardır. Bir şiir de senden alalım mı? Olur. Ne okuyalım? Mehmet Akif Ersoy'dan, İstiklal Marşımızın yazarından bir şiir alalım o zaman. Tamam. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş bir tiptir, savrulur enkazı beşer. Boşanır sırtlara, vadilere, sağanak sağanak. Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene parmak, el ayak. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pakanlı değer. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Eyvallah tabii. Çanakkale şehitleri çok uzun bir şiir olduğu için en önemli mısraları buydu işte. Aynen biraz kısalttık. Çok uzun bir şiir. Gerçekten Çanakkale şehitlerini okumak için de büyük bir nefes lazım. Aynen öyle. Bir mesajımız vardı. Biraz önce izleyicimize söylemiştik. Biraz dedik kısaltabilirseniz. Kısaltmış izleyicimiz. İsterseniz onu okuyalım. Bu arada İsmail Cenik abinden de bir mesaj geldi. O mesajı da bir okuyayım ben. Biraz önceki şiir okumuştum yurt dışından gelen. Yüreğine sağlık kardeş demiş. Bacımın şiirini öyle okudum ki tüylerimiz diken diken oldu. Allah razı olsun. Hele bir de bu teşekkür yazısını yazarken anlattıkların söylediklerini aldı götürdü beni demiş. Hakkını helal et demiş. Ne demek? Murat Cenik abimle de uzun uzun sohbet etme imkanımız oldu. Gerçekten çok sevdiğim bir abim. Buradan kendisine de Almanya'da çok çok selamlarım olsun. Bu arada bugün Serkan Akül abinin yanındaydık, oturduk. Kadir abiyle karşı karşıya geldik. Dedik bir sözümüz olsun, sana da selam yollayacağım buradan. Serkan abi senin için de bir şiir okuyacağım dedim. Buradan Serkan Akül abiye çok çok selam olsun. Onun için şimdi beni hep kavgalarımdan bildiler diye bir şiir okuyacağım. Diğer mesajlara da bir şöyle göz atalım. Bu arada sosyal medyada çok çok şehidimizin resimleri yayınlanıyor. Rabbim tekrar mekanını cennet etsin. Yavuz Selim Eser demiş ki, benim kahramanım, silahla hedefe ateş etmek kolaydır. Ama hedefi şeksiz şüphesiz bir perdeden izleyebilmek, tehlikeli fark edebilmek ve onu canından olmak pahasına nişanlamak daha zordur. İşte bu Anadolu kahramanının gözlerini Allah, en puslu bir vakitte, en karanlık bir çehreli yılanları görmek nazarlarını yerleştirmişti bir yandan. Bir yandan da en kavruk adamların kalbine bakışlarıyla muhabbet aktarmanın doğallığını. Kağıt konuşmaz, gazete konuşmaz, mürekkep konuşmaz, fotoğraf konuşmaz. Ama gözündeki ışıkla kağıda değmiş, gazeteye bulaşmış, mürekkebe karışmış, fotoğrafta temas etmiş bir adamın sevgisi, Allah'ın açtığı bu menfezlerden
küçük bir çocuğun kalbine hem nasıl akar, birkaç santimetre karelik bir küpür darlığından hem nasıl haykırır, kağıdı hamura, hamuru ağaca, ağacı toprağa, toprağı da ruha nasıl çevirmez? Atlas'tan bir nur patiskası halinde Muhammedi olanlar nasıl birleşmez? Bu adam haykırdı, bu adam çevirdi, bu adam gürledi, birleştirdi. Hal göze değil, nazara tabidir. O yüzden bazı gözlü hayvanat ancak bakar ve asla göremez. Hem bir keyfiyetin kendisini herkese açmaz bir sırrılığı da vardır. Hem olmalıdır. Kıymeti kıymet kılan bir şeydir bu. Kur'an'ın onlar sağırdır, dilsizdir, kördür ve hakikate bir türlü dönmezler diye buyurduğu sır bu sırdır. Elmas kıymetlerimizdeki ışığın bazılarınca bataklıkta parlayan timsah gözleri gibi algılanmasındaki sır bu sırdır. Bu sırdan ötürüdür ki göbeğinden bir sümküren, ensesinden kıvıran, kuyruğundan ayıran adamların anlayamayacağı bir keyfiyettir bu. Ahmaklık, krallığa namzet adamların sımsıkıca bir iman tutkallığına rağmen ayrılıkçı diye anmaya devam ettiği bir adam bu adamdır. Ve bu adam son asrımızda bütün mazlumluk hallerimiyle beraber tam bir İslam kahramanıdır. Bu adam benim çocukluk çağlarından itibaren tahtımdan inmemiş kahramandır. Bu kahraman Muhsin Yazıcı olurdur demiş Yavuz Selim Eser. Buradan kendisine çok selam olsun. Çok teşekkür ederiz bu duygular için. Dedikten sonra çok uzun bir mesajdı. Ve zamanımızın sonuna doğru geliyoruz. Sanırım son 10 dakikamız var. Yusuf Akgül için bir şiir okuyacağız dedik. Pardon, Serkan Akgül için. Bu arada biraz önce bir mesajımız geldi. Öztürk ailesi için bir şiir daha okuyacağız zamanımız yeterse. Onu da senden alalım. Ve Yusuf Akgül abim için buradan kendisine de çok çok selam olsun. Beni hep kavgalarımdan bildiler diyelim. Haluk Kırcı'nın bir şiiridir. Beni hep kavgalarımdan bildiler. Kendi sesimi kulağıma verebilir miyiz biraz? Bir sesimi duyayım. Bir de fon müziği alırsam. Beni hep kavgalarımdan bildiler. Yarım bıraktığım okul, bir bir tembihleyen anam. Sevdiğim kız, sevdiğimi bilmeyen kız. Beni hep kavgalarımdan bildiler. Ulus'ta bir Kasım akşamıydı. Işığımı çaldı, kızıla çalan karanlık. Ak alnına al kan damladığı yiğidimin. Kahpece vurup, kahpece kaçtı parkalılar. İşte o akşam sıktım yumruklarımı. Eridi avuçlarımda anamdan miras merhamet. Şehit evi yüreğimde çilekeşleşen sevdama, çelikleşen sevdama. Şimdi çifte su diye kan verdi alperenler. Tabanca tutuşturdu elime. Çıktı içimden tabutlarla masum düşler. Aynalara minnetsiz geçirdiğim gençliği meğer nice gömülenler hiç ölmemişler. Bir hoyrat diyemediğim aşka dair kurşunların söylediği türküyü bildim anca. Yalnız, çaresiz belimde tabanca. Sevdiğimden, sevdiğim için kaçtım. Anlaşılmak değildi derdim. Kitapların önünden hep mahcup geçtim. Gül dalında bulunsun isterdim parmak izim. Bağışlayın beni. Babasına doymayan kızım. Kanıma kan, canıma can aldım. Acımadan vurdum. Gözümü kırpmadan. Her kavgamın gecesi rüyamda, geleceğimin büyük ülkesinde. Kavga etmeyen çocuklar gördüm. Rabbim bilir ki dinim, devletim, bayrağım, ülküm için geçti ömrüm. Yine bir Kasım günüydü, bir hurda yığınında buldular beni. Senelerdir horozlanan tetikler, öldükten sonra vurdular beni. Reisini dinlersen, yarım kalmamalı.
hayallerimizin gerçeğe hicreti. Koy düşmanlar ellerini zillesinler. Anlatmaktan ötesi düşer sana Haluk. Anlatmaktan ötesi düşer sana Haluk. Bırak beni. Bırak. Bırak beni eşkıya bellesinler. Bırak beni eşkıya bellesinler. Bu da böyle bir Haluk Kırca şiiriydi. Ağzına sağlık. Bir telefon bağlantımız varmış. Alo. Alo. Efendim hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Mahmut efendim. Bey. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun. Programınızı ilgiyle izledim, izliyorum, devam ediyorum izlemeye. Eyvallah. Gerçekten güzel bir program yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Tabii bugün yine üzüldük. Sivas'ımızın bir şehidi var. Öncelikle bu vatan için, bu millet için, şehadet şerbeti içen şehitlerimize, sonsuzluğun sahibi Yüce Allah'tan rahmetler diliyorum. Sultanşehir Sivas'ımızdan şehadet şerbeti içen bu kardeşimize ayrıca rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet etsin inşallah. Yakınlarına sonsuzluğu sahibi Yüce Allah'tan sabrı cemil İhsan etmesini temenni ediyorum. Amin efendim. Çok teşekkür ederiz. Yüreğimiz yanıyor, bedenimiz üşüyor. Evet. Gerçekten her gün şehit haberi duymaktan bir kötü durumlara düşüyoruz. İnşallah bu vatan bir gün bu şehadet haberlerinden ziyade mutlu haberleri duyacaktır. İnşallah, inşallah. Biraz önce söylediniz, şehit haberi değil, şehit duymaktan... Alışılmış bir toplum. Evet, alışılmış bir toplum olmaktan şey yapıyoruz. Evet. Gerçekten çok üzücü. Aziz Mahmut Bey, binanın ekranımız başında gözlerimiz doldu bu programımızdan dolayı. Allah razı olsun, eyvallah. Tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Bağlandığınız için de çok teşekkür ederiz. Ayrıca 4 Eylül TV'nin 1. yıl dönümünü de tebrik ediyorum. Yayınlarınızda üstün başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Hayırlı geceler. Sağ olun, Allah razı olsun. Evet, zamanımızın sonuna gelmişiz. Buradan Bekir Çay izleyicimize de çok teşekkür ederiz. Öztürk ailesi için bir şiirimiz olacaktı ama zamanımız kalmadı. Haftaya sözüm olsun Öztürk ailesine bir şiirim. Buradan Çağrı Bala katıldığı için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ve programın sonuna gelirken Hüseyin Nihal Atsız'ın bir şiiri, Türk Kızı adında bir şiiri vardı. Onun mısraları geliyor. Saraylarda süremem, dağlarda sürdüğümü, bin cihana değişmem, şu öksüz Türklüğümü. Dedikten sonra şehitlerimize tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Ama hiç kimse üzülmesin, yüreği korkuyla dolmasın. Bir ölür bin diriliriz diyoruz. Ve inanın birkaç tane çapulcuya, birkaç tane fistan girmiş edepsize bu vatanı bırakacak değiliz. Bu konuda müsterih olun, sağlıcakla kalın. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Efendim sağlıcakla kalın, şiirle kalın, hayırla kalın inşallah. Yine programımızın sonunda dediğimiz gibi şiirler okuduk, vatanımızı, milletimizi söyledik. Bir şiirdir yaşamak diyoruz. Hoşça kalın efendim.
4 Eylül TV ekranlarında bir şiir birleşme programında sizlerleyiz. Söyle bunları hayatım ve bulca gözyaşı yeter. Ben Cihan İmparatoru, Cihan Sultanı Abdülhamit Han.